E12'de parça revizyonunda gelen yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi daha önceden arka panel 01 diye bir dosyamız vardı. Ve bundan biz gittik bir tane work dosyası oluşturduk. Yani quick split dosyası oluşturduk. Quick split'imizi yaptık. Erkek dişi, maça vesaire bunları ayırdık. Daha sonra dosyamızdan geldik. Bir tane mold da giriş yaptık. Burada geldik. Tanımlamalarımızı yapacağız. Geldik. Hemen bir tane layout'umuzu buradan work part'ımızı çağırdık. Dedi ki bu. Daha sonra kendisi scale'i vesaireyi gördü. Add master to Eco Subassembly dedik ve parting surface part'ı aktif hale getirdik. Geldik buradan UCS'imizi işaretledik. Parçamız geldi, oturdu ve okey dediğimiz zaman burada Eco ağacımız, work part'ımız. Work part'a şu anki şu şekilde baktığımız zaman work part'ımızda neler var? Work part'ımızda yapmış olduğumuz boşaltmalar var. Mesela şuradaki cepleri boşalttık şu şekilde. Şuraları tırnakları boşalttık. Radyatörleri iptal ettik. Yani şöyle baktığımız zaman şurada boşaltmalar yaptık. Yani kalıp ayrımında parçaya müdahaleler yaptık. Çıkma açıları verdik mesela. İşte şuradaki duvarlara ya da buradaki duvarlara ya da şuradaki duvarlara çıkma açıları verdik. Bu tür parçayı müdahale ettik. Bu parçanın aslında ilk hali şurada. Yani baktığımız zaman, work'ü kaldırdığımız zaman şu şekilde. Aslında biz burada parçanın ilk müdahalesiz halini görüyoruz. Yani baktığımız zaman şuradaki tırnaklar bakın boşaltılmamış. Yani biz bunu work part'ta boşalttık. Şöyle kaldırdığım zaman kalıp tasarımını rahat olsun diye yaptım. Ama normalde aslında orada herhangi bir şey yok. Peki ne yapıyorum? Geldim, bu işlemleri yaptım. Daha sonra kalıp ayrım yüzeyi oluşturacağım. Kalıp tasarıma devam ediyorum. Burada geliyorum Faces, Cap Internal Island'la. İlk önce alttaki yüzeylerimi Select Entities deyip seçip şu şekilde kapattırıyorum. Daha sonra tekrar Cap Internal Island diye bu sefer diğer tarafı yakalasın diye seçiyorum. Evet. Kalıp ayrım yüzeylerimi ördü. Şu şekilde kontrol ediyorum. Daha sonra Quick Split ile gelip ne yapıyorum? Kalıp ayrımdaki örtüşme yüzeylerimi şöyle seçip Parting Attributes ikisine de otomatik olarak dahil et dediğim zaman şu şekilde almış oldu. Şunları seçemedik galiba. Seçtim. Evet, şöyle parçama dahil etmiş oluyorum. Daha sonra parçaya devam ettik tasarımına ve revizyon geldi. Revizyon geldiği zaman EcoTree'den geliyorum. Şöyle Open'la göstereyim. Parçama panel 2 olarak revizyon geliyor. Şimdi bunu geliyorum. EcoTree'de sağ tuş Add Compression Part diyorum. Ve buradan panel 2'yi alıyorum. Ve panel 2'yi aldığım zaman kendisi şu şekilde bakın scale 1 gözüküyor. Work part'ı seçtiğim anda kendisi work part'la değil de neyle? Arka panel 01 ile karşılaştırıyor. Çünkü work part arka panel 01'in kalıp ayrım dosyası. O yüzden onunla arasındaki şeyi buluyor, farkı buluyor. Okey diyorum, çıkıyorum ve daha sonra buradan şu şekilde baktığım zaman şu şekilde geliyorum. Diyorum ki add compression part diyorum. New eco compression diyorum ve burada dikkat ederseniz work ile ikiyi karşılaştırmak istiyor. Start analiz diyorum ve start analizde parçanın üzerindeki farklılıkları bana burada gösteriyor. İşte radyüslerde değişiklik olmuş, şuradaki eklemeler olmuş, parçanın üzerinde bunlar eklenmiş gibi.
okey diyorum ve girip burada sağ tuş Replace Master dediğim anda değişiklikleri Work'teki X02'deki Work'e uygulamış oluyor. Evet, sonra gelip Update dediğim zaman, Add Configuration Part, Update dediğim zaman, Update dediğim zaman parçamı yenisiyle update etmiş oluyor. Bütün ekoları kaldırırsam ve gelip buradan Work Part'ımı açarsam, bakın burada iki tane delik eklenmiş oldu. Buradaki radyuslar değişmiş, açılar değişmiş. Buraya bir radyus eklenmiş. Ve buraya çift tıkladığım zaman en önemlisi iki nolu dosyaya bağlı olduğunu görüyorum.